Hi everyone, welcome to Wisdom English Lessons. Bugün sizler bilen Present Perfect Continuous hakkında yaklaşalımız. Ve bu zamanın başka devamlı zamanlar bilen sağlaştırıp çıkalımız. Mesela, It is raining. Yağmur yağı yaptı. It was raining. Yağmur yağı yedgenedi. It has been raining. Hoş, bu kandı tercüme kılınlar. Bunu sizler bilen ders sonunda bilip olamız. Keyler dersimizde Present Perfect Continuous'un kandı yasalışını korup çıkış bilen başlayımız. Present Perfect Continuous, I, we, you, they kabi olmuşlarge, have been ve fiilge ing koşumçasını koşuş orkali yasaladı. He, she, it olmuşlar bilen ise has been işletiladı. Endi bu qanday holatlarda ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda bu zamonni biror ish yoki holatni qanchadan beri davom etayotganini aytganimizda ishlatamiz. Bu zamon how long have you been doing, ya'ni qanchadan beri degan savolga javob beradi. Masalan, how long have you been learning English? Siz qanchadan beri ingliz tilini o'rganyapsiz? Yoki ingliz tilini o'rganayotganingizga qancha bo'ldi? How long have you been working at school? Qanchadan beri maktabda ishlaysiz? How long have you been reading this book? Bu kitobni qanchadan beri o'qiyapsiz? Bu savollarga for va since so'zlarini ishlatib javob beriladi. Bu so'zlarning ikkalasi ham o'zbek tilida dan beri deb tarjima qilinadi. Masalan, I have been learning English for 3 months. Men İngilizcesini 3 aydan beri öğreniyorum. Ya ki, I have been learning English since January. Yanvardan beri men İngilizcesini öğreniyorum. Endi for ve since sözlerini farklar hakkında gaplaşamız. İş hareketinin başlayan noktası ge since işletiladi. Ve iş hareketinin hozirgacha qanchadan beri davom etayotganiga ise for ishlatiladi. Boshqacha qilib aytganda, since qachondan beri degan savolga javob beradi, for ise qanchadan beri degan savollarga javob beradi. Solishtirish uchun keninglar bir necha savollarga bu so'zlarni ishlatib javob beramiz. How long have you been reading this book? Siz bu kitobni qanchadan beri o'qiyapsiz? I've been reading the book since Monday. Men bu kitobni dushanbadan beri o'qiyapman. Ya'ni qachon boshlaganimni nazarda tutayman. Ya'ni dushanba kuni men kitob o'qishni boshlaganman. I've been reading the book for 3 days. Endi esa bu yerda bu kitobni boshlaganimdan hozirgacha bo'lgan muddat nazarda tutilyapti. Keyingi savol. How long has she been living in London? U Londonda qanchadan beri yashayapti? She has been living in London since 2015. U Londonda 2015 yildan beri yashayapti. Demak, u 2015 yilda u yerga ko'chib borgan. She has been living in London since 2015. And she has been living in London for 5 years. Endi unga hozir 5 yil bo'ldi. Demak, o'sha borgandan beri hozirgacha bo'lgan muddatga for 5 years ishlatyapmiz. How long have you been waiting for me? Siz meni qanchadan beri kutyapsiz? I've been waiting for you since 2 o'clock. Men sizni soat 2'den beri kutyapman. Yani soat 2'de kelganman. Yoki kutishni boshlaganman. I've been waiting for you for 2 hours. Men sizni 2 soatdan beri kutyapman. Yani kutishni boshlaganimdan hozirgacha soat 2 soat bo'ldi. Mana bu yerda balkim yarim soatdan beri kutayotgandir birinchi gapimizda. Lekin bu asosiysi soat 2'den beri kutyapti. Ama mana bu yerda esa
turganimiz mana shu kutishni boshlaganimizdan hozirgacha bo'lgan vaqt 2 soat bo'lgan. Mana bu yerda demak soat 2 da boshlaganmiz. Xo'p, ko'p o'quvchilar buni adashtirib yuborishadi. Demak, since bilan o'clock ishlatiladi yoki o'clockka since ishlatiladi. Hourga, hourga esa for ishlatiladi. O'zbek tilida esa agar soat so'zi raqamdan oldin kelgan bo'lsa since, masalan soat 2'dan beri, soat 3'dan beri, soat 6'dan beri. Endi 2 soatdan beri, 3 soatdan beri, 4 soatdan beri bo'lsa for ishlatiladi. Shunday qilib for so'zi kichkina so'z bo'lganligi uchun bir necha so'zlar bilan ishlatiladi xolos. Bular I've been teaching English for 30 minutes, minut, saat, for 4 days, kun, hafta, oy, yil ve asr. Ve şimdi bir neçe ibaralar bile hem işletiler. Mesela for a long time. Anciden beri. For a long time. For example, I've been teaching English for a long time. Anciden beri men İngiliz dilinden ders veremem. Okay, I've been teaching English for ages. Bu ham ağzaki de kopra akışatlardı. Anciden beri. For ages. Or you can say for years, for hours. Agar da bu yerde rakam keltirilmese for years bula degen bosa. Demek bir neçe yıllardan beri. For hours, bir neçe saatlerden beri. For months, bir neçe yıllardan, aylardan beri. For example, for the last 2 years, son 2 yıldan beri, son 2 yılda yok ki. For example, I've been working at the bank for the last 2 years. Son 2 yılda mi bankta işledim yok ki bankta işleyemem. For the last hour. Since bilen ise cüdeyem kop sözler işletişimiz mukun. Mesela delik for 8 o'clock, since 8 o'clock, saat 8'den beri. En hafta günler ge, since Sunday, Monday, seneler ge, since. Çünkü hamması kurup durgenler ge, başlangan vaxtını nazatı yaptı. Bu yer kança muddat devam etgeliğini kursatsa, bunlar hamma sözler başlangan muddatını belgeleydi. Since September ve hamma aylar since 12:30 ve bayramlar since Christmas, since Nowruz, since Eid ve for'dan yana bir katta farkı since'den son biz gap işletişimiz mümkün. Mesela since I was 18 18 yaşımdan beri etibar beramiz since'den keyin kelgan gapga ki, o'tgan zaman ishlatiladi. I've been teaching English since I was 18. Yoki since I finished school. Maktab tamamlaganimdan beri. For example, he has been living in London since she moved. Okay, next slide. Okay, let's compare for instance using sentences. The baby has been crying since she woke up. Chaqaloq uyg'ongandan beri yig'layapti. Ko'rib turganingizdek, since she woke up. Bu yerda o'tgan zamon ishlatilyapti. He's been playing football since he was 9. U 9 yoshidan beri futbol o'ynaydi. He's been playing football since he was 9. My brother has been watching TV since my mom went to work. Oyim ishga ketganidan beri ukam televizor ko'ryapti. Endi esa present perfect continuous xuddi shundek all so'z bilan ham ishlatiladi. Bunda tarjimasi bo'yi davomida bo'lib tarjima qilinadi. Masalan,
The baby has been crying all night. Çakalok tünü bilen yığıladı, yığılap çıktı. Ya ki tün devamı da yığıladı. The baby has been crying all night. He's been playing football all day. O gün boyu futbol oynadı. He's been playing football all day. My brother has been watching TV all morning. Kim abet geçe televizör kurdu. Taşımaksak bu orada. My brother has been watching TV all morning. All morning ne? Çişlik geçe ya ki peşin geçe taşımaklaşım okun. I've been writing the essay all week. Bütün hafta boyu şu inşanı yazdım. Peki yaz yapma. I've been writing the essay all week. Dersimizin birinci kısmı tükendi. Bu zamanla meşgul için bizim ijtimoiy tarmoqlardagi keyingi diyalog videomuzni tomosha qiling va o'rganing. See you guys next time. Take care.